Bir başka günden herkese selam arkadaşlar. Nereye gidiyorum? Necip'in yanına gidiyorum çünkü 15 milimetrelik spacerlar, yani 1,5 santimlik spacerları takacağım arabaya. %1 milyon sürtecek. Onun sürtmemesi için çamurluk işlerini ezmeye çalışacağız. Ön tarafa da takmak istiyorum çünkü ön tarafın spacer'ı arka tarafla eşleştiği zaman araba gerçekten çok agresif görünüyor. Ön taraf çok zayıf kaldığı, içe girik, içe gömük kaldığı zaman gerçekten başarısız görünüyor. Biz de bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. O zaman yolumuz Necip'e doğru. Ondan sonra tamponlarımızı alacağız Akan'dan. Bu eski tamponları sattık. Onları vereceğiz, göndereceğiz. Jantları sattık bu arada, boşuna sormayın. Onları bugün teslim edeceğiz. Ondan sonracıma yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Döndürelim böyle. Kıkırı yara yara gitsin diyorsun yara, mesela. Evet. Yara yara gitsin diyorsun. Yara yara gitsin. Evet arkadaşlar, spacer için Necip'in yanına geldim. Şimdi arabayı kaldırıyoruz. Onun bir pompası var. Birincisi pompayla pompalayacak. Birazdan göreceksiniz. İkincisi içeriden çekişle vuracağız. Şuraları mümkün olduğunca atacağız. Çünkü buraya 1,5 santimlik bir spacer takacağım. İç tarafta aşırı kalın, bir parmak kalın var. Kalınlık var. Onu Necip'le beraber halletmeye çalışacağız. Kaç dakikada halledersin? Yarım saat hallederiz. Bence de. 30,5. Yani? 30 santim mi? 30,5 santim işte. Getir hemen pompayı. Şu ne kadar? Şurası? İşte 30,5 santim. Yok, şu şeyi ezersek ne kadar olacak? Ne kadar ezeceğiz ki yani? Çok fazla ezemeyiz. Şimdi ne kadar ezersek? Ne kadar lazım? Ne kadar alırsa o kadar olur diyor ha? Girdiği kadar sokarız diye boş edemedik. Necip efendim. Evet, yaparlar. Arkadaşlar bu bizim pompamız. Necip'in pompası. İşte ona göre hareket ediyoruz. Herkes ayağını denk alsın. Diğer arabalarda mesela şurası çok daha ince oluyor. Çok daha avantajlı ama burada evet. Çok kalın. E39'da da öyleydi. Ben çekişle vura vura şey yaptıydım. Bazı arabaların öyle. Sen ona girmedin ki. Kaç geldi? 32. Öbür 30. Dış köşesi ama. Bizim burada şimdi boyayı çatlatma riskimiz var değil mi? Çatlayacak gibi görünüyor zaten. Aç. Bas oğlum. Yavaş yavaş. Dur. Ya ben biraz da açıyı değiştirmeye çalışıyorum. İndir. Ya sadece arayı açmak değil mesela. Umarım siz şöyle. Yalnız bak mesela şu an 31, 30,5 diye yarım saattir açmış bile herhalde. Bu da mıydı bu? Suya koyunca ne oluyor onu? Şişiyor. Siz de koyun, sizinki de şişsin. Neye koydunuz da suyu? Çekici lan. Ha şu tahtasını mı? İndir. Az da indir. Bas. Biraz daha lazım. Bize bir santim daha gelmen lazım. Geliriz. Gelmesek mesele değil de bundan sonraki her şey çamurluğun şeklinde dışarıdan bozacak. Çatlatır mı diyorsun? Çatlatmak değil mesela. Şu an bak şuralarda kırımlar oluşmaya başladı, görüyor musun? Bir de kırımlar çoğalacak. Peki şuralarını biraz daha ezme şansın var mı? Oraları ezeriz, ben şuradan bahsettim. Burası bence kurtarabilir ya. Yani bir olmadı deneriz. Nasıl olsa spacer var elimizde. Vardır da. Kaç geliyor şimdi? 32 geliyor aşağı yukarı. 30,5 muydu? Aha. Tam 1,5 santim açmışsın da tam spacer kadar. O zaman şimdi cuk oturması lazım bakalım. Arkadaşlar biraz açtığımız için şöyle bir şey oldu. Davulun bas, şöyle göstermeye çalışayım. Davulun bas şey kaldı.
dar kaldı yani. Çamurluk genişleyince davrulmaz dışarıda kaldı. Şimdi onu ısıtıp içeriye doğru bastıracağız. Vay be, Rainer Hallet falan. Ne yazmışız ya bu arada? Oydu mu onu? Uydu mu? Eski bir canavar bir oyun çocuklar. Dönmüyor gibi. Bir takım daha var da o yüzden. Ve şunlara bakayım. Küçük mü onlar? Girmiyor mu? Yok abi, alakasız yok değil mi? He. Çapları tamamen alakasız mı ya? O zaman bunu buraya koyuyoruz geri. Başaramadık. Tutturamazsın yani. Şu anda. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi tez canlılığım bana maddi olarak maliyetler getiriyor. Furkan'ın spacer'ları göndermesini beklemedim. Evde bir takım çıktı. Onları aldım ama onların da bijonları uymadı haliyle. Şimdi bir bijon aldık. 10 tanesini 150 liraya aldı sağ olsun. Hatta önce Ferhat'a gideyim bir lastikleri takayım, bir spacer'ları takayım ikisini birden. Bakalım nasıl olacak ya. Önce bir onu halledelim. Sonra Necip'le kalan arka tarafı ne kadar açacağız, ne kadar açmayacağız onun kararına varacağız. Açtığım arka çamurluğu spacer'ını bir takacağım. Bir de ön tarafa da takacağım aynı 15'likten. Bakalım şey nasıl olacak, fark nasıl olacak. Şu iğrenç difüzörden de kurtulmaya can atıyorum açıkçası. Şöyle baktığımız zaman biz sol tarafa açtık. Şuraya açtık ama hani ne kadar fazla açtık, ne yaptık onu bir görmemiz lazım. Ona göre tekrardan kapatacağız çünkü biraz fazla açtık hani tedbiren. Onu kapatacağız. Bu da standart tarafı. Bu kısımda böyle. Bakalım şimdi sonuç nasıl olacak. İkisine de 15'er milimlik spacer takılacak şimdi önlere. Yani ön ve arkaya, sol tarafa. Evet arkadaşlar, spacer'lı ve spacer'sız arasındaki fark bayağı bir fark. Bir de tabii bu çamurluk açılmış durumda. Ama ben şu görüntü benim hoşuma gitmedi. Bunu birazcık kapattırmak istiyorum. Zaten şu anda tekerle aramızda da şöyle bakarsak yerimiz var yani. Teker hala çamurluğun içinde. Arabada çok aşırı basık değil. Güzel bir fark yarattı. Ön de keza aynı şekilde. Ön tarafa da bir 15 milimlik spacer taktım. Çok hafif sürtüyor ama şuradaki, şurası belki sürtüyor olabilir. Hani buna da bir çözüm buluruz. İki tıkladık mı burası da bunlar gibi ezilmiş olacak. Onu da söktüğümüzde yaparız diye düşünüyorum. Ön çok güzel oldu. Kesinlikle hani öne 15'lik bir spacer kesinlikle lazımmış. Bu tarafa baktığımız zaman yani ön böyle, ön çok ciddi anlamda içerideydi. Şu anda tam anlamıyla sınıra, hizaya geldi. Tamam, bunu da böyle çözeceğiz. Belki arkaları 15 değil de 18 gidebilirim. Onu bilmiyorum. Sürtme yaylanma durumuna göre ona da bakacağız. Şimdi bir Necim'in yanına gideceğim. Şunu birazcık kapatalım. Çok açtık. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunun müzik sistemi de bayağı başarılıymış bak. Sevgili Furkan'dan, sevgili FG Spacer'dan, biliyorsunuz bizim her daim tüm arabalarımızın spacer'larını kendisi üretir. Hepsini cuk oturtturur böyle. Bütün arabalarda Furkan'la çalışıyoruz. FG Spacer kesinlikle bu işin birincisi bence Türkiye'de. O spacer'larımızı gönderdi. Şimdi onları takmaya gidiyorum arkadaşlar. 15, dört tarafı da 15. Şöyle söyledim, minimum 15 takmalısın E60'lar için. Çünkü göbekten kırılmadır vesairedir. Sıkıntılar yaşayabilirsin. Daha düşük bir ölçüye gidemeyiz Sertaş dedi. Ona göre bakacağız bakalım. Sonucu size aktaracağım, ne olacak ne bitecek. Şunu şöyle oturtursak. Şurada adam var. Bence gayet seksi. Bence de şu anda oldu. Kanka bu tamponun kafasını açtığın zaten bu tampon değişecek. Değişse de burada sıkıntı yaşayabiliriz de oraya biraz vida alırız, bir şey yaparız yani. Olmadı. Ne akıllı vida, Türk polisi yakalar, Türk ustası çakalar. Akıllı vidayla Japon olmasa sanayi biter. Yok, biter la. Bir de cırt kelepçe. Aynen öyle. Üçlü, muhteşem üçlü. İşlerini de hallettik arkadaşlar, Necip de sağ olsun. Bir şey diyeceğim, artık yaşlandığımı hissediyorum ya. Şuradan da bir örnek. Eskiden mesela bu lastikleri 2.75, 35, 20 şey evet 2.75, 35, 20 yerine 2.75, 30, 20 alırdım. Konforumu hiç önemsemezdim.
nasıl olacağını önemsemezdim. Yeter ki güzel görünsün derdim ama bu sefer öyle yapmadım mesela. Önleri de bir %5 daha kalın aldım. Arkaları da %5 daha kalın aldım yanaklarını. Galiba gerçekten artık yaş geçiyor. Bazı şeylerle uğraşmak zor geliyor ya da bazı tercihler değişiyor arkadaşlar. Akan BMW'ye geldik Mehmet'in yanına. Şimdi buradan body kitimizi alacağız. Bir, farlar için pazarlık yapacağız. Bilmiyorum alacak mıyız? İki, sonra body kit LC olduğu için onun sensörlerini, yuvalarını alacağız. Üç, zaten stoplarımız vardı. Bugün bayağı bir arabayı değiştiriyoruz ya. Şimdi maliyetlerine de bir bakalım. Birazdan söyleyeceğim. Biz bir pazarlık yapalım. Ondan sonra. 80 park sensörü. Bismillah. Hafifmiş lan benim BMW'nin. Öbürlerinin farları çok ağırdı. Şimdi far da güzel anasını satayım. Gördüğünüz gibi orijinal Hella. Made in Czech Republic. Artık Czech Republic kalmadı. O Çekya oldu. Niye böyle yazmışlar? Ne marka bu? Çekya oldu artık orası. Bu Hella. Hella, how are you? Şöyle altına koysam. Şuraları değişik. Şuradaki ledi daha uzun. İçte iki tane mercek var. Yani bir xenon. Farın durumu böyle. Sinyaller değişir. Sağ yapıyoruz. Sinyaller değişik. Ha, içerideki sinyaller de çizgi çizgi. Aynen öyle. Onun orası değişik. Bu far bildiğin arabanın bayağı çehresi. Bak burada da Hella yazıyor. Şunu da şöyle göstereyim. Dokundu. Farlar orijinal Hella. Benimkiler de orijinal. Bu farları satıyorum. Bu farları beyinleriyle birlikte satacağım. Beyinlerle beraber 8000 liraya vereceğim ama beyinlerde bir renk farkı var. Birisi bir tık daha mavimsi yanıyor, birisi daha beyaz yanıyor. Ne haberiniz olsun. Zaten bir önceki videoda izlemişsinizdir, farkı görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar bir tane M5 tamponu geldi, bir tane de M Sport tamponu geldi. Ben açıkçası karar veremedim hangisi daha iyi, hangisi daha şey. Arada kaç para fark var? Arada mı? Bir 2000 liraya yakın fark var ya maalesef. Şu an 2000 liraya yakın fark var, bakacağız. Bu M5 olan. Bu M5 olan. Şu yuvalarında sis farı yok. İstese araba yanına koyalım abi, farkını göstereyim. Ha, daha emmi geçtiğinde var zaten. Benim istese tampon demeye bir şahit lazım. Direkt önüne koy istersen abi. Abi orta ızgara bölümü bunda tek parça oluyor. Şu şekilde diğerine sağa sola hava ızgara yerleri oluyor. Bir de yanlarda... Çerçeveleri biraz daha geniş. O senin dolu değil mi onlar? Aynen. Alsak dolu geleceğiz yani. Evet. Şekilde yetişim. Izgaralarda bir fark yok. Yok. Onlar bir fark yok. Ne diyorsun? Hangisi sence? Ya ben şunun şuralarının boş olmasına ayar olmuştum açıkçası. Nerelerini? Şuraların. İçi görünüyor bok gibi. İçinde bir şey de yok. Hmm. Hani bir intercooler falan olsa bir şey olsa. Sol ya, bunda tanesi 900 liraya geliyor orijinalde. Takım 1800 lira. Pahalı parça yani. Evet, ben öbür 540 almıştım onlardan. Tamam. O zaman buna ne kadar fark vereceğiz şimdi bunu? 2000 lira fark oluyor. 25 oldu. Ne kadar? Aynısını. Yine beraber bakalım. 2000 lira oluyor da. Beraber bakalım biz. Biz bakalım arkada. Siz çabuk devam edin. Komutanım bunlar bizim. Bunlar bizim. Marş bir yerde bir fark yok arkadaşlar. Ben marş bir yerleri sattım. Ön arka tamponu sattım. Difüzörü sattım. Onlar tamam. Marş bir yerlerde fark yok. O yüzden göstermiyorum. Arka difüzör benimki mesela çok şeydi. Ya dostum şunu da bir... Dur bakayım. Aa yırtıldı gitti zaten. Bak şimdi. Benimkinde bir gariplik var. Bunda da var aynı gariplik ama. O şuranın şey kavisi galiba. Onu kesecek zaten Murat. Fiber. Murat Fiber bunu kesmeyecek. İki çıkış yapmayacak ama şuraya düzgünce oturtacağız. Şöyle olacak. Ya benimkinde oturmuyordu bile. Yani şu tamponu da şimdi göstereyim size. Çok yan sanayi kullanılmış. Tam çıkmalı kullanılmış. O oturmuyordu. Bu şimdi öbür kötü tampona oturmamıştı. Bakayım buna oturacak mı? Bir bunu denemek istiyorum. Abi. Gelmiyor. Kesin gelmiyor mu? Belki biraz esnetirsin. Sen orayı tut. Hadi şu dişleri tıraşladık diyelim. Kesin gelmez buna. Boşluk kalmıyor. Bu oturdu. Bura oturdu mu? Abi buranın şu dişi tıraşlanacak. Onun dışında bir sıkıntı görünmüyor burada. Çeki kapağı, arka çeki kapağımız da orada abi. O da orada. Tamponlarımızda eksik yok abi. Tamam. Okey. Bu tampon da güzel bir şekilde var. Onu da sana zahmet koy. Aynen. Anıta gideceğim, oradan bırakır mısın? Farlar da sağ sol takım 17.000 olsun demiştik sana abi. Evet, çok güzel oldu. Onları da şöyle yapacağım. Onu da sana 8'lerden 16.000 yazdım Çarptaş abi. O zaman 15'e kadar gidiyor o da. Bir de beyinleri almam lazım. Beyinler eskileri sağlam değil mi? Ya biri açık renk, biri koyu renk. Bir tanesini alsak tutturamaz mıyız?
Sağ sol beyin tanımasına 1500 olur abi. Normalde 1800. 16.5'da ondan oluyor. Burak hocam bir de yan taraf. O sağ sol benzin dolmak, dizeller dolur. Tam karşıda karşı. Aynı. Sağ solları yok. Yunus nerede ki? Dizeller dolur, benzin de yok. Ben sana fiyatı söyleyeyim orijinal. 16.5 onları. Dedim gelmiyor. Hesap yapıyorum. 1700. Abi orijinal sana 950 lira İsmail abi. Birebir orijinal BMW logosu 950 liraya geliyor. Tarafın var bir tarafın yok. Bu ama şöyle hesap et. Şöyle hesap et. Hem yazısı alma şansın var mı? Bu orijinal arabaya takıldı kaç yıl gitti? İki tane falan. Onu hesap et. İki tane ver de sonra şey yaparız. İçe Android almak yerine bunu alalım. Çok fena gitti. Tamam, ben bir de nakit gönderiyorum. Yine nakit gönderiyorum. Sıkıntı yok, nasıl diyorsan. Ben beyinle de veriyorum. Hayır, Ali abi. Tamam abi. Tamam hadi, anlaştık. O zaman şeyleri de, farları da arabaya koyalım. Hep beraber gönderelim. Arabadan satacak bir şeyler daha bulmam lazım. Bir de kaplama yaparsak. Ama jantlar falan çok güzel oldu. Pislenmeye gidip. Arabanın stopları ne kötüymüş ya. Şuradan görüyorum da şimdi. Bir baksana. Bir gideyim de bak. Nermin Hanım'ın 10 yıllık gençleşmesine hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Günaydın abi. Arabayı baştan yaratacağız. Bugün değişim burada yapalım, LG'yi. Aynen öyle. Her şeyini. Ne yapıyorsun? Selam. Hoş bulduk. Valla harcayız bayağı bir girdi, affedersin. Sıkıntı yok. Almayacaktım falan, farları falan almam herhalde falan diyordum ama. Far, stop, tampon. Bakınca yani hepsini aldım. Hatta şunları falan da LG'yi aldık. Daha güzel onun abi. Onun sensörlerini de aldım. Tamam, hani olmuşken güzel. Tam olsun diye. Sensörler bile 1000 küsür para tuttu ya. Panjur. Panjur almadım. Panjuru bir arkadaşın siyah panjuru var. Onunla bunu değiştireceğiz. Tamam. Onu değiştireceğiz. Onu öyle yapacağız. Aynaları biliyorsun zaten aldık. Aynen. Bu tarafa spacer taktım. Tamam. Şurada bir tanesine takamadım. Elimde yokmuş, geliyor onlar. Tamam. Ön içeride kaldı. İşte öyle. Fardan stoptan başlayalım. Başlayalım. Nasıl yapacaksan artık buradan sonra kontrol sende. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi araba böyle baya bir benim hoşuma gitmeye başladı yani. Hele dün bir arabayı ilk kez temiz gördüm. Spacer'ları taktık. Çamurlukları biraz genişlettik arka tarafta. Önlere de taktık spacer. Bir de kaplamasını bilmiyorum yapabilir miyiz? O maliyete girebilir miyim? Çünkü bayağı ciddi maliyet oldu. Satılamayacak bir paraya gelmek üzere çünkü az kaldı. Kaplama işini de bir şekilde çözmüş olursam frenleri de diyorum sarıya boyatayım. Büyükmüş çünkü bunun frenleri. Ondan sonra bilmiyorum artık hayırlısı. Ben şu Levent'i bir arayayım ya. Benim şeyimi mi getirsin? Izgaramı. Arabadan gelen bu pastırma kokusu antifriz. Aynen. Bir kaçak var abi. Ya şey, radyatör ciddi kaçırıyor zaten. En son oralara bakacağım. Her gün su ekliyorum. Biraz da antifriz ekliyorum. O da havasını alıyor musun yoksa hava yapabilir? Hava yapmıyor. Yani hep yapmıyor. Sabahları ekliyor. He, tamam o zaman. Gündüz yapmaz. Biniyorum, iniyor. Sabaha ekliyorum, geri. Gün içinde yapsan hava yapar. Gün içinde yok, açmıyorum ya. Onun ıslatmasını falan yapmıyorum yani. Farın beyinleri duruyor bu arada. Beyinleri de aldım. Tamam. Bir ince tonoyla olsaydım. Bunu tamam. Ali Cengiz, bu farları LC'yi yaparken sadece kodlama mı? Tesisat, soketler. Soketler de değişecek. Soket aldın mı? Yok. Onu alman lazım. Kimden alacağım? Soketçi mi var? Farları kimden aldık? Hakan'dan aldım. Alalım. Bir takım isteyelim. Hayır. Far dönüşüm seti diye. Oh. 1000 lira da oradan girdi. Hiç en kötü. Bak işte bak. Şu an arıyorum kaç girdiğini. Hesaplayalım hemen. Farlar direkt takıp çalıştıracağız. Tamam, direkt takıp çalıştıracağız o zaman. İyi, okey, tamam. Aynen. Hadi görüşürüz, sağ ol. Farlar da gerek mi? Çalıştır abi, ustaya gerek yok. Ha, öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ama şimdi biri bakalım. Biri daha öyle dedi de onun için. Yok. Mehmet de öyle dedi. Şimdi şu soketle, şu soket aynı mı? Değil. Bu soket bunu olmaz. Bunun soket kiti var. O kiti değiştireceğiz. Ondan neden bulacağız? O zaman sen bul bir yerde. Yok mu diyor elinde. Bir daha arıyorum şimdi.
Orijinalleri 1300 liraymış. Orijinal var bende dedi. Başka türlü bulabilir miyiz soket? Yan sanayi şurada soketçi var ama yan sanayi çok sağlıklı olmuyor ya. Ne oluyor? Yani yer yere fiyat düşer ama. 300 lira, 500 liraysa. Civarındadır. Ne olur orijinal ki? Ne kadarmış? 1300 liraymış. İkisi. He. Ben bir çözeyim abi işte. Orijinali 1300 liraymış soketlerin de. Bayağı da pahalı şimdi. Bir sürü de para verdik. Ne olmuş ona? Alttan civata atmışlar. Abi, benim dediğim stop seti mi 1300? O kadar olmuş mu onlar ya? Daha aynı değil, anladım. O zaman ona nasıl bir şey yapacağız? Tamam, bir bakalım. Bir bakalım, bulamazsak dönelim. En son haber verelim. Görüşürüz abi, sağ ol. Aynen, o biraz pahalılaşmış abi. Ya farları almayacaktım ama görünce de şimdi şununla şunu yan yana koyunca da dayanamadım yani. Arada uçurum var. Ya gerçekten öyle. İşte araba komple LC'ye olmuş olacak. Abi beyim beyim bir şey yapamadım. Abi çok kötü olur ya. Kötü ustalar gibi yaparız sonra. Yani yok, öyle olmasın zaten de. Sağlıklı bir soket yapalım ona. Yani yapabilirsek tabii çok seviniriz. 1300 lira iyi para çünkü. İyi para. Evet arkadaşlar. Soketçi. Soketçi olması lazım Türkçe dersinde. Sen de bilmezsin bunları. Soketçi. İyi bak, iyi bak. Kalmamış dedi. Kalmamış. Nasıl kalmamış? Vay be. Nereden alırız, buluruz? Araba şeyde kaldı. Senin acil lazım mı? Açık. Ha, şu anda şeyde kaldı araba. LC'ye dönüyoruz. Yok, o göndermedi. Biz de bulduk, varmış da. Aa, sende varmış. Şey, malzeme orijinal. İşte sıkıntı o. Ha, bunun hepsini sen tek tek takıp sokacağım şey. Aynen, tek tek pinli yapacağız, orijinal olacak. Hmm. Ama öbür türlü yapsaydık ucuz. Diğer soketçilerdeki de zaten kablolu bir şekilde. Direkt takacaktık. Aynen. Sonra kabloları mı birleştirecektik? Kabloları birleştirecektik ama bunda tek tek pinli, contası hepsi içinde olacak. Ne yapalım? Bu bir gün alacak o zaman sana yapmak istersen. Yok ya, başka yok, şey. Yok, hemen onu hallederim. Zamandan yana sıkıntı yok da. Bu sende ne kadar olacak? Var mı daha? Hani gelmişken senden alalım madem, sen de çekiyorsun. İşte bizim ondan alacağımız 1300 lira. Ha, sen ondan da alıyorsun. Tabii. Yani ondan almazsam at başka yok. Birinden alıyorum. Tamam. Fark etmiyor. İşte hani bir şey varsa. Hani biz hızlı olaraktan ister ondan alak ister sonra benden alak. Sonra değiştiririz. Ama bizim onlardan farkımız olsun. Biz bunu kaç aldık? 1100'e mi aldık? Öyle bir şey aldık herhalde. 1100'e. Yani aldığımız evet. Gibi vermiş olduk. Tamam. Para kazanmayak bundan. Hani senden almış olalım biz de gelmişken madem. Aynen. Ondan da çok şey aldık çünkü fark etmez. Sıkıntı yok. O zaman bu bize girdi Güray. Hemen. Hemen girdi. Hemen girdi. Hemen sokun abiye. Stoplarımız da geldi arkadaşlar, LC'yi stoplar. Ya bunlara vallahi arabaya iyi para harcadık, ne yalan söyleyeyim ama sanırım güzel olacak. Bir de herkesin taktığı şu M5 jantından da takmadık. Bir tık da oradan avantajımız olacak. Arkadaşlar bu stoplar da satılık. Şöyle mi? Bu stopları da satıyorum. Muhtemelen kaç bin liraya? 3 bin liraya falan bunları da satmış oluruz aşağı yukarı. Bunlar da orijinal Hella'nın. İşte ben bunu tam onu diyordum. Bunları tamamen ben şey yaptıracağım, Carvax'ta sıfırlattıracağım. Öyle bu halde vermeyeceğiz yani. Şunun arasında ama ciddi fark olacak. Şimdi arabanın girdisiyle çıktısı arasında bayağı bir ciddi fark olacak. Bunlar şey çizgi led mi yanıyor diyor alacağınız değil mi? Şöyle. Aynen çizgi led yanıyor. Tek basma falan. LC'yi çizgi çizgi yanacak. Bunlar? Onlar sinyaller led olacak. LED burada olacak. Sinyal ampullü. Evet. Eski model. Orada ledli yeni model. Stop lambaları falan, bunların ampuller falan hepsi içinde. Tabii tak hepsi içinde. Ya ah, ikisi de sökmüşsün. Peki sökmeden bir yan yana koysak? Tabii ki. Birine bir tarafı takalım. Bir taksan. Eski, birine abi, yeni model takalım. Bu daha güzel ya. Sinyalleri yaksana abi. Dörtlüleri yakayım mı? Tamam, şimdi olayın rengi değişti abi. Sis farı var mıydı bunun? Ha? Sis farını da yaktım galiba. Gel sen bunun böyle olduğunu bilmiyordun gel. Ne oldu lan? LED'ler mi fark etti? Bakayım. Oo, kayarlı. Oo, ben bilmiyordum gerçekten. İşte onu diyorum, bilmiyordum. O zaman şöyle yapalım.
Şimdi sen çek, bir de ben çekeyim. Kapağı öyle kapatsana mı? Hadi kapatayım. Onu iyi dedim. Kırılmaz değil mi? Bir şey sıkışmaz. Öbür tamponu getirelim arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya şey yaparız. Bunlar bir maliyet. 1300 liraydı değil mi abi? Öyle. Bir de bir contalar olmasa zaten oksitlenmez artık. Bir sürü derdimiz olur değil mi? Ama geçen gün arkadaşım bir tanesi geldi. Bizden daha ucuz bir yere yaptırdığını söyledi. Kabloyu kesmiş. Arkasına da silikonlu yapıştırmışlar. Mükemmel 5 dakika. Adama 5 dakikada böyle takmış. Sen de boş boş uğraşıyorsun burada. Yani biz... Hiç işini bilmiyor yani. Ya işte arkadaşlar bazı işlerin ederi var. Bazı işlerinde yok. Bazı işlerden kaçamazsınız yani. Bunun bugün takarsın, yarın beynini patlatırsın, beynini yakarsın. Bak far beyinlerini aldık. Tanesini 800 liraya aldık. Onu da iyi bir şey aldım. Hani şimdi şuradan ettiğim belki 200 lira kar, oradan sana 800 lira olarak geri döner. Bir de baş ağrısı. Oksitlenme olacak, bir yanacak, bir yanmayacak, bilmem ne olacak var ya, arabandan soğursun bile yani. Buradan su alınca zaten farın üstteki beyine gidiyor, beyin bozuluyor. Ha işte direkt gitti. O yüzden hani bir işi düzgün yapanla çalışmakta fayda var her zaman. Ucuz pahalı diye bir şey yok. Yok. Kaliteli kalitesiz var abi. Evet. Şimdi öyle. Ali Cengiz'e de pahalıcı diyorlar ama. Kaliteli olduğundan. Bana da pahalıcı diyorlar ama biz bunu seviyoruz abi değil mi? Şurada olacak şöyle. Hmm. Yani bunu buraya telle falan bir şekilde. Onu işte arkada bu, yapışkanı var zaten. Çok çok dayanıksız. Anladım. Bunun tamam. Desteklenmesi gerekiyor sadece. Sensörün kutusu burada mı? Sensör. Bir de gel, bir de ona bakayım. Bakalım. Bunu öyle mukavvadan yapmışlar gibi. Şöyle yapacağım, buraya kilitlenecek mi onu merak ettim. Kilitlenmesi gerekiyor da farklı mı bunun? Kilitlenmedi gibi geldi. Hadi şöyle mi yapsak? Yan falan fark ediyor olabilir mi? Evet, evet, şuna oturması lazım ki bu böyle tam ortalığı durması lazım. F10 var mı sende? Şuraya atmışsın değil mi kesin? Öyle mi verdi? F10'daki aynı diyorsan bir de F10'dakini deneyelim. Var mı sayımda yani? Bir F10 getirsene bir. Sensör mü? Evet, sadece tek sensör. Yok bu da olmadı. O da olmadı. O zaman ayakta bir şey var. Tamam, bunu sen al gel. Abi silikonlasak? Olmaz, yeri yamuk olur. Bu elindeki bozuk mu? Yok, o sıfır. Sıfır değil mi? Bu orijinal. Bozuk yok mu içi onlardan? Onlardan bozuk var mı bizde? Baksana be. 4 tane bozuk varsa, bozuk işte var, sana oraya para verelim. Yapıştıralım. 3-5. Burada delik, delik yok. Delik nerede? Arkada. Arkadaki delik. Normal olarak arkada delik. Çekim yapıyorum, görmedim. Tamam, hadi bakıyorum hemen. Hadi. Evet, tabii ki ederiz, tabii ki çok güzel olur. Rapçim markalarla çalışmak zor şekerim, zor gerçekten. Ama tutturursan bir. Şunun çapağını bir almamız lazım önce galiba, çapak çıkıyor. O temizlendikten sonra biraz daha şey olur gibi. Galiba. Ay Murat, tüyleri de oraya kapak kestirsek. Senin ampullerin yok daha bunu. Senin ampullerim yok, bir tek beyinlerinden mi verdim ben o parayı acaba? Beyinleri var. O ne? Şu ne? Bunlar park sensörü. Ha dur, onlar tamam. Onları geri vereceğiz zaten. Evet, de var park sensörü. Tamam, onlar park sensörlerini görebiliyoruz. Beyin. Beyin de burada. Bak bir ikinci xenon da var değil mi? Yoksa hepsi burada mı? Tekini taktım. Ha, tekini taktım. Tekini burada, kutunun içinde. Şöyle beyin sadece. Oğlum Mehmet de hep taksi taksi söylüyor ya. Ne oldu? Abi. Gene bir malzeme para çıktı galiba. İki tane D1S ampul alacaksınız ya abi. Ne alacağız? İki tane D1S xenon ampul alacaksınız. B1S. D1S. Bir de onun kelepçesi olacak. Sende var mı? Sizde yok onda. Kelepçesiyle beraber olacak. Nasıl bir durum oluyor ya bu? Çok kanlı bir bölüm oluyor. Niye beceremiyorum ya bir şeyi? Abi eksik malzeme getirmişsin. Mehmet eksik taksit söylemiş biraz. Yani eksik söylemiş abi. Bunları izleyen arkadaşlara daha eksik söylemişler. Evet, far alırken birincisi... Eksik almasınlar. Nelere dikkat edilmesi lazım? Bak, nelere dikkat edeceksin? Başlık belli. Başlık belli. Başlık belli. Nelere dikkat etmemiz lazım? Far değişiminde zaten o Instagram'a da gelmiş. Bir kere araban LCD ise 2005 ve 6 ise farları değiştiriyorsan ampullerin değişiyor. Bu bir. İkincisi soketlerin değişiyor. Üçüncüsü beyinlerin değişiyor. Beyinler de tutmuyor. Bunların hepsini değiştiriyorsun. Yani bir tane far 17 bin liraya geliyorsa beyni, ampulü, soketi, o far seti 20 bin liraya falan geliyor aşağı yukarı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Kaç Kelvin? 500 mü? 6 bin, 8 bin. Yok, 8 mavi olur. 6 o zaman. 6300, 2 tane ondan. Onun Philips'i var abi. 300'lerden 600 liraya geliyor. Abine bir şey geliyor. 2 tane de onların kelepçesi. Bir de 2 de kelepçesini istiyormuş. 200 liraya mal etsin dedi. Onlar da 150'ler 300 lira olur
sana. Ney? Toplam 900'e yapıyor. Ya of. Oğlum bunları taksi söylüyorsun. 15 aldık 20. Niye vermedin farları verirken? Ama benim suçum yok ya burada. Bunlar eskilerini kullanabilirsiniz yani eski fardaki. Yok. Eski farda yok. Bu arabada D2F var abim. Kullanamıyormuşuz. Senin de haberin olsun. Kim senin farları abi? Xenon da kullanamıyormuşsun. Xenon ama arabada D2F var. Adaptif o zaman hala mı? Evet adaptif olduğu için D2F çıkıyor. Aynen. D2F ampuller buna takamayız. Tamam normalde oluyor ama bununki olmadı işte ondan dolayı. Aynen abi. Benim üstümdeki mi adaptifmiş? Adaptif olduğu için olmuyor. D2F yani. Ben de pahalıya satarım. Pahalıya sat aynen. Ne yapalım vallahi işte şu arabanın sağını solunu değiştiriyoruz biz de. Neyi takacaksın abi? Bunu şu ızgaralarını alıyoruz şimdi. Biz change yapıyoruz. Bu ızgaraları alacağız. Dede? Ya bizim temayla daha uyacak diye düşünüyoruz çünkü. Adamın ızgarasını niye alıyorsun? Kendiminkini vereceğim işte geliyor bak. Getiriyor Ali Zeyn. Adam kendi dedi ayrıca bana. Bu kaplanmış mı bu? Kaplanmış ama bizim gel. Hakan Usta bizimki alkantara olacaktı. Bu kumaş. Ne yapalım mesela? Tavan öyle değil miydi? Şey değil. Boşlar santrasit. Ha. Alkantara. Santrasit diyordu bu adam. Ben hep o anladım. Santrasit değil ama. Hayda. Çok eminim. Ha? Şunlardan gelecekti. Bütün videolarda aynı şeyi söyledim.